Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Warhammer evrenini anlattığımız video serimizin 18. bölümündeyiz. 18. bölümde sizlere tanıtacağım faction, ırk, beastmen yani canavar adamlar arkadaşlar. Warhammer 1'de olan bir faction'dı. Mortal Empires birleşince tabii her iki oyunun haritasında da karşılaşabileceğimiz bir faction ve zaten kaos temelli bir faction. Kaosa ve karanlık tanrılara yani Dark Gods'a tapınan ve hizmet eden bir ırk bu arkadaşlar. Canavar adamlar. Dolayısıyla Warhammer evreninin birçok yerinde görebilirsiniz. Bazı Chaos Lord'larının yanında hizmetkar olarak görürsünüz. Genellikle Bretonya topraklarını yağmalamaya gelirler. Veyahut da imparatorluğun kuzeyindeki ormanları yağmalarlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde Beastmen'leri, canavar adamları görebilirsiniz. Pekala, yine bu videoda da Beastmen'lerin, canavar adamların lore'unu anlatacağız, birimlerini anlatacağız. Games Workshop'un orijinal ordu kitaplarının en son versiyonlarıyla birlikte inceleyeceğiz. Birinci kitap 9. edition, bunda daha çok, daha güzel, renkli gravürler ve çizimler var. Diğer kitapsa 7. edition. Bunda da minyatürleri daha çok size göstermek istiyorum. Yani hem minyatür sevenler hem de Warhammer serisini, oyun serisini Total War dolayısıyla beğenenler için bir içerik oluşturuyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Şimdi çok fazla uzatmadan lafı başlayalım. Beastmen, canavar adamlara. Gördüğünüz gibi işte kafaları mesela kesip kemerlerine toka niyetine asmışlar düşmanlarını korkutmak için. Zaten en azalı düşmanları insanlar ve imparatorluk, empire. Şimdi bunlar keçi boynuzlu, öküz başlı, biraz böyle minotaurlara benziyorlar Yunan mitolojisindeki ve satirlere benziyorlar. Onlar da işte böyle keçi sakallı, boynuzlu tiplerdir. Centaurlar vardır yine Yunan mitolojisinde. Vücudu attır, suratı insandır falan. Minotaurlar dev öküzlerdir, boğalardır mesela. Ve Saygorlar var, tek gözler. Yani Yunan mitolojisindeki yaratıkları çok benziyor bu canavar adamlar. Bu evrende kötü bir ırk, kaosun hizmetindeki bir ırk. Ve genellikle baskınlar, yağmalar yapan, ne diyelim ona, karanlık güçlere hizmet eden, genellikle böyle kara ormanlarda yaşayan, güneşin girmediği yoğun ormanlarda yaşayan ve kızıl kan ayı dediğimiz Blood Moon gerçekleştiğinde insan katliamı için yola çıkan bir faction. Sadece Total War Warhammer'da değil, Warhammer Vermintide diye bir oyun var. FPS oyunu. Onda da karşımıza çıkıyor. Skaven'lardan sonra Kaos'la birlikte Beastmen'leri de görüyorduk. Evet, genellikle keçi toynaklı dediğimiz, toynakta onların tırnakları, yaratıklar, ağızlarından işte salyalar akıtan şeytani tipler. Kendi içlerinde işte Ungorlar, Gorlar, Gor sürüleri, ondan sonra ne var? Manticore'lar var, Centaur'lar var, Centigor'lar, Saygor'lar var. Genellikle Gor üniteleri diye biliniyor. Evet, biraz böyle satanistik, işte zaten şeytanın temsil ettiği şey de keçi olarak görülür. Biraz böyle bir kafa var. Şurada da böyle zincin yaratıklarına, şurada kaos dölüne falan benziyor. Yani genel olarak kötücül bir ırk olduğu zaten ortada. Pekala, ne diyor? Neden almalıyım bu Beastmen şeyine, faction'ın ile ilgili bir şey var. İşte eski dünyanın karışık ormanlarından gelirler ve sayısız sürüler halinde insanlığa yönelik saldırıları vardır ve kaosun çocuklarının gerçek çocuklarıdır diyor. Grotesk melezlerdir diyor. Ve korkunç yaratıklardır falan. Boynuzlu, iğrenç, savaşçı yaratıklar falan filandır diye anlatıyor. Peki özellikleri, The Cloven Ones, kara tanrıların orijinal çocukları.
yine kara tanrıları tapıyorlar falan diye anlatılmış. Kaotik bir grup yaratık. Wild Herd, işte vahşi hasat denilen şey, burada anlatıyor üniteleri ve de ordu tiplerini burada göreceğiz. Gördüğümüz gibi cücelerle ve insanlarla da savaşıyorlar. Sigmar ve Sigmar'ın takipçilerini de hiç sevmezler. Onlar da bunları sevmezler bu arada. Şimdi bakalım. The Cloven Ones diye geçiyor. İşte bunlar da yıkım, insanları kurban etme tanrılar, kaos tanrıları, kara tanrılar adına işte brutal bir ırk, evil bir ırk olarak geçiyor genel mantık olarak böyle. Evet, şu Warhammer'da da olan bir fotoğrafta, şey resimde, çizimde. İşte genellikle Wood Elf'lerle ilişkileri nasıl, Empire'la ilişkileri nasıl anlatıyor. Bunlar işte dediğimiz gibi bu Blood Moon, Kan Ay, Kanlı Ay dönemlerinde ortaya çıkıyorlar ve özellikle uygarlığa, medeniyete karşılar ve insan şehirlerine saldırıyorlar. Savaş hornları, Dark Omen muhabbeti, evet şamanları da var bu arada. Şaman muhabbeti, büyücüleri genellikle şaman bunların ve canavar sürüleri olarak anlatıyor. Gene bir lordan bahsetmiş. Evet, tipler genel olarak böyle keçi adamlar diyebiliriz, canavar adamlar aslında. Evet, yaratığın, canavarın doğası. Bayağı bu arada böyle bir satanistik bir şey. Çünkü keçi boynuzlu tipler olduğu için bayağı bir aslında karanlık bir teması var. Tipler zaten kelle paçalık tipler, gördüğünüz gibi. Pişmiş kelleye benziyorlar kasaplardaki. Evet, kara tanrılar. Keeping the Beastman at Bay. Beast Tongue. Yaratığın dili diyor. Evet. Bir kısmı da kaos yozlaşmasıyla aşırı derece şekilsiz hale gelebiliyor. Yani sadece bir keçi kafalı olmanın dışında ilginç yerlere geliyor. Evet. Dört büyük kaos tanrısı diye anlatıyor. Aa, bakın burada da mesela kaosla ilgili lore'u anlatıyor. Khorne, kan tanrısı. Warhammer 3'te çok fazla işte bunlardan bahsediyoruz. Tzeentch, büyük işte sihirbaz diye geçiyor. Büyücü olan. Slaanesh'te Dark Prince, Kara Prince ve Seduce, yani baştan çıkarma ve akıl çelmenin uzmanı Nurgle'da. Tabii ki fiziksel çürüme ve de vebanın tanrısı. Bunlara hizmet ediyor. Yani kaosun gerçek çocukları olarak kendilerini anıyorlar. Ve kaosa hizmet ediyorlar. Zaten aşırı derecede yozlaşmış bir ırk. Uzun savaşlar diye anlatıyor. Tabii kendi aralarındaki insanlarla olan mücadeleleri falan anlatılıyor. Ya bunlar genellikle işte sürüler halinde ormanın içerisinden çıkıp birden şehirlere akınlar eden kaosun öncü birlikleri olarak anlatılabilecek bir faction. Oyun tarzı olarak da zaten defansif değil. Sürekli saldırı. Sürekli işte düşman topraklarına mesela baskın vaziyeti vardır. Yağmalarsınız düşmanın toprağını ve asayişi düşürürsünüz. İşte sürekli düşmanını yağmalar. Yani bir şehir kurayım, bir organizasyon oluşturayım, bir uygarlık kurayım gibi bir şey yok. Medeni hayatı tamamen karşılar. Yıkım, yok etme ve kurban etme üzerine bunların genel muhabbetleri. Horde Rises, işte bir Minotaur görüyorsunuz burada. Bu da haritayı gösteriyor ama haritanın tabi belli yerlerinde değiller. Sadece şöyle gösterelim. Şunlar işte Beastmen Warband savaş grupları nerelerde olduklarına dair şöyle siyah çürümüş, böyle bir sigara izmariti bastırmış gibi gösteriyor nerelerde olduklarını. Şuradaki ormanlarda varlar özellikle. Tabii ki Bretonya toprağına yakın yerlerde varlar. Burada en son gelen en son DLC ile gelen işte Taurus hero'su var. Bu arada Beastman'ın çok kötüydü mekaniği. En son rework'te çok güzel hale, oynanabilir hale getirdiler ve kendine özgü o lore'unu, evrendeki lore'unu güzel yaptılar. Yani Wood Elf'ler ve Beastman'lar
Creative Assembly'nin sonradan kotardığı ve oynanabilir hale getirdiği iki faction. Yoksa çok kötüydü. İyi bir dengeleme yaptılar bu anlamda. Oynanabilir hale getirdiler. Birçok kişi oynamamıştı bile Beastman'ın ama en sonunda keyifli hale getirdiler. Biraz geç oldu tabii ama son hali iyiydi. Black Fire Pass, Siyah Ateş Geçidi, Minotaur klanları, Karanlığın Kalbi, Troll Ülkesi falan buradan bir sürü lore ve hikaye anlatıyor. İmparatorlukla insanla olan nefretin kökleri, işte yaratıklar uyanıyor falan diye. Yani pure evil dediğimiz saf kötü bir ırk arkadaşlar. Orkların bir farklı versiyonu diyebiliriz. Evet, şamanları ve büyücüleri var. Onun dışında brute force dediğimiz doğrudan brutal, kaba kuvvete dayanan, saf güce dayanan da bir şeyleri de var. Tarafları da var. Genellikle dediğim gibi rush yapmaya daha uygun. Ama monstrous bir faction. Yani zaten direkt kendileri canavar adamlar. Daha çok böyle büyük minotaurlar, saygorlar gibi büyük üniteleri var. Kara orklarla, siyah orklarla savaşları. Tabii bütün factionlar birbiriyle genellikle savaşıyor. Bunlar evil, orklar da evil diye birbiriyle savaşmayacak diye bir şey yok. Hepsinin kendi arasında güç mücadelesi var ama Nemesisleri imparatorluk genellikle. Onu bilelim. Evet, çok güzel çizimler yapılmış bu arada. Savaş alanı çizimleri çok iyi. Peki yine bir kronolojik bir şey. Sternburg Savaşı'nı anlatıyor. Aslında bunların lore'una da girilebilir ama çok uzun hikaye. Biz genel olarak ırkları anlatıyoruz. Kaba taslak şekliyle, yüzeysel şekilde anlatıyoruz. Bu bile yani uzun sürdüğü için tek tek hikayelere bu videolarda giremiyorum. Çünkü hem minyatürleri göstermek istiyorum, hem üniteleri, hem genel faction'ın özelliklerini anlatmak istiyorum. O nedenle buna pek giremiyoruz. Bütün hikayelere. Evet, Primal Fury ne diyelim buna? İlkel öfke. Beastmen'lerin ambushları, pusuları, unruly özellikleri. Bunlar ırkların genel özellikleri. Peki abi, Beast Lords, canavar lordları, Rokos hostunun liderleri diyor. Çiftelli baltası olan lordlar. Bray Shamans, Speakers of Darkling Council, Karanlık Konsel'in konuşanları. Evet, bunlar da şamanlar. Büyücüler, gorlar, evet, gorlar, ungorların bir üstü aslında, normal standart piyade birimleri, zaten şurada özellikleri de yazar. Bestigorlar, bunların bir tık üstü, biraz daha büyüğü, yani mesela ork veletleri dediği ork boys ve bir üstü black orks farkı gibi. Gorların bir üstü Bestigor birimleridir. Ungorlar en küçüklerdir. Genellikle işte mızraklı ve cirit fırlatan, haraslamaya, düşmanı tahrik etmeye arayan harcanabilir birimlerdir genellikle. Ungor Raider'ları da okçu birimleri. Raider deyince insanın aklına tabi süvari geliyor ama bunlar okçu birimler. Mutants diyor. Mutantlar oyunda yok. Ama Kaos'tan etkilenen Lordlar var mesela. Kaos Warhounds. Kaos savaş tazıları, evet. Ve de zehirli tazıları da var, düşmanı zehirleyen. Minotaurlar. Klasik bir tabi Beastman olup da bunların big üniteleri, büyük üniteleri Minotaur olmazsa olmaz. Sağlam da bir birim, onu söyleyelim. Doomballs. Bloodcallers. Kan çağıranlar. Öfkenin babaları. Doombulls diye bir şey var mıydı? Çok hatırlamıyorum. Sanki yoktu. Tuskor Chariots. Evet, bu var. Tuskor şeyleri, savaş arabaları. Razorgorlar. Evet, domuza binen, yaban domuzuna binen üniteler. Centigors, centaurlara benziyor. Harpies, uçan birimler. Bu da yine bir Yunan mitolojisinden olan bir şeyler. Odysseus'un hikayesinden bilirsiniz. Kaos trolleri. Ve Giant'lar var. Kaos devleri. Kaos Spam. Evet, klasik Kaos Dölü olarak geçen birim. Bunlar da sonuçta Kaos tanrılarına tapındıkları için onlardan birim olarak yararlanıyorlar. Preyton, böyle bir ünite bilmiyorum ben. Oyunda yok sanırım. Cockatrice. Cockatrice'i de hiç hatırlamıyorum. Ya, oyunda hatırlamıyorum. Dragon Ogre'leri. Ejder Ogre'leri. Bu şeyde olan bir şey. Kaos'ta
bu tarz şeyler var. Kaos ogreleri var. Ama Beastman'da yoktu diye hatırlıyorum. Dragon Ogre Shaggoth. Bunun Shaggoth birimleri var. Ya yani Beastman'da da aslında sağlam birimler daha da yapılabilirmiş. Oyunda da hepsi yok. Gorgonlar. Ha, bu en sonunda getirilen birim. En son DLC ile getirildi. Bu artık en üst ulti ünitesi. Saigorlar bu önceden beri vardı. Tepegöz, bildiğimiz Tepegöz. Tepegözlerin de kendi içinde her ünitenin de lore'u var. Merak edip okursanız mesela kaos rüzgarları nedeniyle bunlar gözü dönen varlıklar ve sürekli rage, öfke halindeler. Çünkü kaos rüzgarları bunları sürekli etkiliyor ve bakın burada büyücü yapılmasının da bir anlamı var. Çünkü büyücülerden özellikle nefret ediyorlar ve savaş alanlarında onları arayıp yok etmeye çalışıyorlar. Özellikle büyücülerden nefret ediyorlar ve büyücülerden bunlardan korkuyorlar. Jabber Slights, bu birimi ben hatırlıyorum. Ama belki son DLC'de geldi. Özellikle sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Dediğim gibi son DLC ve gelen rework'le Beastman oynanabilir hale getirildi. Evet, bu üniteyi de hatırlıyorum. Bu sanki son şeyle geldi. Hatteries, cadı ağaçları. Cadı ağaçları, bilemedim bunu. Manticore'lar, bunlar Manticore değil, Manticore'lar da var. Evet, Manticore diye geçiyor. Önceden beri olan bir şey. Bu da yine Yunan mitolojisinde olan bir şey. İşte kuyruğu yılan, vücudu aslan, kanatları var falan, birçok hayvanın birleşimi olan bir yaratık Manticore'lar. Bu da var. Kaos devleri. Devler birçok şeyde var. Faction'da, orklarda var. Mesela Norska'da var. Burada da kaos devleri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bayağı sağlam büyük bir ünite. Ramhorns diyor. Ve de burada Beastmen'leri görüyoruz. Bakın şu gözlerine taktıkları şu şeyler. Göz miğferi diyebileceğimiz şeyler de çok ilginç. Kendine özgü. Gortor the Cruel Beast Lord. İşte hero'larına geldik. Gortor. Vahşi Gortor. Bu oyunda yok. Kazraklı One Eye, tek gözlü Kazrak oyunda var ve ilk Lord, en zekileri Beastmenlerin, onu söyleyelim. Morgur, evet, Morgur gölge veren diye geçtiği için farklı çağrışımlar olup alay konusu olmuştur Morgur her zaman Warhammer evrende. Morgur gölge veren, Shadowgave İngilizcesi, Master of Skulls, kuru kafaların efendisi. Bu bir şaman ve büyücü olan bir karakter. Aynı zamanda kaos nedeniyle de oldukça yozlaşmış bir vücudu var. Malagor, kara kahin ve şey, kuzgun babası. Kutsalları işte yok eden, Harbinger of Disaster, işte katliam getiren falan diye geçiyor. Malagor da var oyunda hero olarak. Torox the Brass Bull. İşte Torox en son getirilen Rage birim, çifte baltalı en son getirilen Lord. Bu gerçekten güçlü OP olduğunu söylüyorlardı, ilk oynadıklarında düzelttiler mi bilmiyorum. Goros Warhoof, bu karakter yok oyunda. Moloch Slugtongue, bu da yok. Ama tabii şeyde, masaüstü savaş oyununda var. Moonclaw Son of Morslip, Ay Pençesi, Lunatic, Deli Prens, Gravid Orb'un çocuğu diyor. Bunlar yok oyunda. Yani bu kadar fazla ünite yapmamışlar. Çünkü çok hype olan bir şey değil. En fazla High Elf'lerde ve Dark Elf'lerde var kahramanlar. Çünkü onlar çok sevilen faction'lar. Bunlar biraz üvey evlat tadında. Ungrol, Forhorn, Blackheart. Ungrol ismi yabancı gelmedi ama oyunda doğrudan yok sanırım. Evet, ve de Lord of the Wild. Büyü rehberi de hazırladım bu arada. Warhammer evreni serisi çekerken, Warhammer 3 için bütün büyü lore'larını anlatıyorum. Bu da wild, yani doğanın yaban diyelim, ona yaban diye çeviririm. Yaban ilmi. Zinch'in lore'u var. Nurgle'ın lore'u var. Yani şeyleri de kullanabiliyor. Bunlar kaos tanrılarının büyülerini de kullanabiliyorlar. Gifts of Chaos, kaosun hediyeleri. Bunlar olacak tabi hizmetkarlarına. Ve de Hearthstone'ların
spoiler'ı diyor. Bunlar da işte şey, Hearthstone topluyorlar zaten. Hearthstone toplayarak upgrade'lerini yapıyorlar en son şey mekanizmasında, Beastman mekanizmasında. Bunlar da inventory kısmındaki şeyler. Pekala, son olarak şuralarda bir minyatürlerini falan genel olarak gösteriyor. Army list diyor ama minyatürleri şeyde göreceğiz. Bir sonraki ordu kitabında göreceğiz. Ben burada sadece şu resimleri falan, çizimleri göstereyim. Ya oldukça böyle ilginç bir faction, Beastman. Öküz adamlar, keçi adamlar, kaos, yozlaşmış, çürümüş insanlar, minotaurlar, centaurlar, harpiler, tek gözler, tepe gözler. Bunların bir karışımı, şeytani bir ırk. Gördüğümüz gibi kahverengi, gri, koyu kahverengi renklerin hakim olduğu bir faction. Güçsüzleri kurban eden ve işte medeni dünyanın, uygar dünyanın vebası bunlar. Öldürürler, katliam yaparlar. Sonra tekrar ormanlarına çekilirler. İnsanların tapınaklarını yakar, yıkarlar. İnsanlar işte bütün şeylerini, vücutlarını paramparça ederler ve kara tanrılara sunaklarında sunarlar diyor. Pekala, şimdi Beastman'ın bir önceki versiyonuna bakalım. Bunlar biraz daha eski çizimler. Daha önceki versiyonlarını temel alıyor ama ben şurada hızlıca minyatürlere doğru ineceğim. Görmediğimiz bir şey varsa diye bakalım. Blasphemy of Blood Gorg. Gorge. Şöyle hızlıca bir bakalım. Evet, ritüelleri falan bilmem neleri var. Son mekanizmayla çok güzel hale getirdiler. Çeşitli mesela kan ritüelleri falan yapılıyor. Ve de bunların çeşitli artıları oluyor. Seviyeyi arttırdıkça, ilerledikçe yenilerini açıyorsunuz. Yani ilk Warhammer 1 ve 2'yi, Mortal Empires'ı yakın bir zamanda oynamadıysanız Beastman'ı oynanabilir bir hale geldi. Ama şu an Warhammer 3 çıktığı için herkes Warhammer'ın Mortal Empires modunu bekliyor. Warhammer 3'ün Mortal Empires'ı gelirse daha önceden denemeyenler için güzel bir fırsat olabilir. Evet, aynı çizimleri burada da görüyoruz. Çünkü bu çizimler esas alınarak devam ediliyor daha sonraki şeylere. Doom Bulls diyor. Bray Shamans. Hızlıca geçelim. Bastigorlar, Ungorlar. Evet, çizimler de aynı. O zaman hızlıca aynı şeylere bir daha bakmaya gerek yok. Hemen şeylere gelelim, minyatürlere gelelim. Minyatürleri merak eden arkadaşlar vardır çünkü. Hatta %150 yapalım, daha da görünür bir hale gelsin. Bakın, arkadan Kaos devi gözüküyor. Centaurlar, Centigor olarak geçiyor. İşte Gor sürüleri, Bastigor sürüleri bunlar. Şunlar Minotaurlar, bunlar Tazılar. İşte yaban domuzuna binmiş olan Kazrak, tek göz, Morgur, Şaman, bunlar Lordlar. Malagor, bu da Şaman olan, bu Kaos ile yozlaşmış olan. Goros Warhoof, oyunda yok, Unicorn gibi kafası. Bray Şamanlar, Beast Lordlar ve Wargorlar ordularına yönetiyorlar diyor. Gortor Beast Lord, evet, bayrakları falan var. Tuskork Chariot'ları, savaş arabaları. Gorlar, klasik işte gürs, balta, kalkan ile savaşa katılıyorlar. Gort sürüsü, Gort sürüsü, Hurt diyorlar buna. Standard Bearer, bayrak taşıyanları, müzisyenleri dediği de tabi boru üflüyorlar. Evet, kaotik ve canavar temalı bayrakları var, simgeleri var. Ungor Raider'lar, Ungor soyguncuları, kısa ok taşıyorlar. Düşmanı haraslamaya yönelik. Ungorlar daha ufak ve biraz daha şeytani versiyonları.
Ungor birimlerini görüyorsunuz. Bestigorlar, Gorların da üstünde daha sağlam birimler. Bestigor Musician diyor. Bunlar da gördüğünüz gibi gayet güzel. Yani şu minyatürlerin hepsini görünce gaza geliyorum ben. Oynamak istiyorum hepsiyle. Minotaur, Doombull. Minotaurlar güzel. Çeşitli versiyonları var. Biraz daha kıllı yapsalarmış daha iyi olurmuş. Sanki böyle tıraş, vücutlarını tıraş etmişler gibi. Centigorlar, Centauriler. Ve şuna bak. Bir gözü nerede, bir gözü nerede. Ve kaos damgası var üstünde. Kaos devi. Ellerindeki taşlarda da var. Bakın gayet güzel çizimler. Bu biraz karikatür gibi olmuş ama Razorgorlar da güzel. Evet, şunlara bakın. İnsanlığı yok etmek üzere şehirlere baskınlar yapıyorlar. Ve imparatorluk orduları tabii bu canavar sürülerini görünce şaşkın. Bakın duvarı delip içeri girmişler. Karşılarında imparatorluk topçuları tüfekli birimleriyle duruyorlar. Tazalar saldırıyorlar. Gayet güzel bir ortam, ambiyans yaratmışlar. Bunlar da şeyleri, özellikleri, statları falan filan bunlar anlatılmış. Evet, en sondaki şeylere de bakalım. Gördüğünüz gibi burada da high elflere, yüce elflerin topraklarına saldırıyorlar. Yani kaosun öncüleri, asıl düşmanlarından birisi de yine Bretonya. Bakın Bretonya'nın şövalyelerine karşı saldırıyorlar. Evet, Beastmen ordusu bu şekilde arkadaşlar. Bu bölümde de bunu anlattık. 25 dakikanın biraz üzerinde oldu bu video. Umarım hoşunuza gidiyordur. Biraz Warhammer evreninin Warhammer 3'e bayağı bir daldığım için ve yeni çıkan oyunları da incelemeye başladığım için biraz Warhammer evren serisi yavaşlamıştı ama hepsini bitirmeye kararlıyım. Yavaş yavaş da olsa bütün factionları tanıtacağız. Gerisine de bakarız ondan sonra ne şekilde ilerler. Olabildiğince Warhammer evreniyle ilgili Türkçe kaynak arıyorsanız size orijinal İngilizce kaynağından göstererek ve bunu olabildiğince dilimiz döndüğünce anlatarak sizlere göstermeye çalışıyoruz. Pekala, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Beastmen sevenler yorumlarda yazabilirler. Sevdikleri Lord veyahut da üniteler varsa onları yazabilirler. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımız sizlerle birlikte büyüyor arkadaşlar. Desteğiniz için de teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.